araştırmacı yazar Profesör Doktor Mehmet Has Güler'in Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü adlı kitabı yayımlandı. Alfa Yayınları tarafından basılan kitap, Neolitik Çağ'dan başlayarak 2017'ye kadar Kıbrıs tarihine damgasını vurmuş kavramları, olayları ve aktörleri anlatan yüzlerce konu başlığı içeriyor. Bir sözlük niteliğindeki kitapta biyografiler üzerinden siyasi olaylar da anlatılıyor ve Kıbrıs adasının tarihi ile kültürel mirasına ilişkin temel bilgiler veriliyor. Biraz bahsedebilir misiniz? Neden böyle bir kitap yazmaya ihtiyacı hissettiniz? Şimdi öncelikle M.Ö. 1200'den 2017 Eylül'üne kadar olan süreci hem tarihsel bir şekilde ele almak, hem kavramlar, yani güneşin altında günümüze kadar taşınmış kavramların yeni dönemde içinin nasıl doldurulması gerektiğini ele almak, kurumların aynı şekilde, yani içinde siyasal partiler, dernekler, geçmişten günümüze, bu derneklerin içerisindekilerin dillerinin Rumca veya Türkçe olmasının bir anlamı yok. Kıbrıs'ta da bunlar ve hepsi bize aittir. Ve bir de aktörler, yani siyasetçiler, bunlar da yine yani kendi siyasetlerini ister Türkçe ister Rumca ifade etmiş olsunlar, ister Yunanca ister Türkçe ifade etsinler. Bunların da öykülerini, gerçek bir hayat hikayesini, böyle üç cümleye üzerinden değil, hakikaten işte kimler var derseniz, içinde Grivas'tan Makarios'a, Hristofias'a, Papadopoulos'a, Akıncı, Kuzey'de tabii Akıncı, efendime söyleyeyim, Talat, Denktaş, Fazıl Küçük, herkes var ve tabii ki muhalif gazeteciler, Şener Levent ve birçok isim burada hayat hikayesiyle ve Türkiye'nin ve Yunanistan'ın da kritik dönemlerde rol almış başbakanlarının, dışişleri bakanlarının hayat hikayeleri de var. Averof da var, Fatih Üçlüzoğlu da var. Kıbrıs'la ilgili olan herkes. Herkes var. Kıbrıs'ın kritik bir sürecinde yer almış kişiler, yani aktörler, devletler, İngiltere'de var, Amerika Birleşik Devletleri de var. Yani bunu niye yazdım soruna tekrar döndüğümüzde, bir kere Türkiye'de hala gazeteciler, kentlerimizin kent tarihleri var, kentlerimizin isimlerini, siyasal partilerimizin isimlerini doğru yazamıyorlar. Bu Kıbrıs davası 50 yıldır en azından uyuşmazlık olarak devam ediyor veya görüşmeler olarak devam ediyor. 54 yıldır da uyuşmazlık olarak hayatımızda. Hala kentlerimizin isimlerini Türkçe okuyan, yazan gazetecilerimiz doğru yazamıyor. Siyasal partilerimizin isimlerini doğru yazamıyorlar. Bir kere bunu düzeltmek ve ellerinin altında hepsine de göndermeye çalıştım. Okuyacak, zaman zaman açıp bakacak, merak edecek ve bu mevzuya okuyucuların, genç okuyucuların, Kıbrıs yaşlı sorunlardan biridir. Doğu Akdeniz'in yaşlı iki sorunundan biridir. Ve bu vesileyle de gençlere, genç gazeteciler daha da büyük hatalar yapabilirler. O açıdan burada böyle bir el kitabı birinci olarak onlara. İkinci olarak ki Batı'da, dünyada bu tür böyle el kitapları çok ilgi görür. Yani ne var ne yok diye bu Kıbrıs'ın altında bir çıpıda okumak isterler. Ve doğru şeyleri, yani tarihi kurumlarını, ekonomisini, her şeyini bulabilecekleri bir konu. İkincisi bu, yani dışarıdan Kıbrıs'ı araştırmak isteyen, Kıbrıs'a ilgi duyan okuyuculara, araştırmacılara bir el kitabı olsun. Üçüncüsü, gençlerin, iki tarafta Türkçe, Rumca konuşan gençlerin ilgisini çekebilecek bir anlatım tarzıyla, yumuşak bir anlatım tarzıyla, tarihçi veya sosyal bilimcinin ağır ağdalı ağzıyla değil, yumuşak, yani kolay okunur. Kolay okunan, kolay okunurluğu zaten siz de baktığınızda dörde ayrılmıştır. Yani ikidir dizinler, iki de öbür taraftır. Yani açıldığında hemen böyle blok bloktur ve bu da okunmayı kolaylaştırdığını söylüyor okuyucular. Gençlerdir büyük hedefimiz. Çünkü gençler Kıbrıs'ı, Kıbrıs uyuşmazlığını çok sıkıcı görüyorlar.
Yani sıkılıyorlar yani Kıbrıs sorunundan. Bunu da bir eğlenceli hale getirmek ve başından sona kadar okumaya da gerek olmayabilir. Bir konu geçer, hemen onu açıp bakarsın. Yani alfabetiktir çünkü. Güzel bir giriş var kitapta. Yani iyi bir 3217 yıllık tarihten bahsediyoruz. O ve onun yanında bir kronoloji var. 70 sayfaya yakın. Tamilattan önceden günümüze. Yine 70 sayfaya yakın bir şey var. Kaynakça var. Yine gençler araştırma yapmak istediklerinde ben hangi kaynaklara bakayım dediklerinde orada yoğun bir kaynak bulacaklar. Türkçe ve İngilizce olanlar. Yani böyle bir şey nereden aklıma geldiği sorarsan, biyografi okumayı çok seviyorum. Az önce de sana kitabı verirken yerine Karl Marx'ın, Edward Hallett Carr'ın yazmış olduğu biyografiyi aldım, buldum. Epeydir okumadım. Yani uzun, çokça kitap biyografi olarak okudum ben ve biyografi yazmayı çok isterim. Denedim de, fakat Denktaş'ın hayatını yazmak istemiştim. Yani anı olarak söyleyeyim, 2000'de ve yaklaşık 40'a yakın ön görüşme sorusu hazırlamıştım. Ve diyalog sırasında, yani ön görüşmede karar verecektim yazıp yazmamaya. Matematiği sevip sevmediğini sorduğumda çok kızmıştı. Niye soruyorsun böyle sorular diye dedim. Yani matematiği sevip sevmediğinizi söylemek niçin şey zor bir şey? Ya diyorum, niye soruyorsun bunu? Zorladım. Konumuzdan ne alakası var der gibi hocam. Evet evet dedim, çok alakası var. Niye, nasıl dedi. Dedim şimdi siz matematiği sevmiyorum deseniz sizin rasyonel bir yönetici olmadığınızı kanaatine varırım. Vay kuzum demişti bana. Yani böyle tersten sorular sordum kendisine. Nihayetinde kararlıydım. Çünkü Stalin'den Troçki'ye, Troçki'den Marx'a, işte Fatih Nüşüzoğlu, Mustafa Kemal, işte Deniz Gezmiş, Che Guevara, çok sayıda. Yani 150'ye yakın. Hazreti Muhammed biyografi okudum. Shakespeare. Çok değişik alanlardan ve iyi bir biyografi yazmak niyetindeydim. Dedi bana İngilizler dedi 8 tane soru sorar. Hayatımı yazar. Sen 35-40 soru sordun. Benim hayatımı yazıp yazamayacağına karar vermek için. dedim şimdi ben size yok dedi ki şöyle yap dedi. İşte sor sorularını. Olmaz dedim. Yani ben soruları soracağım. Siz de birisine diyeceksiniz ki cevap yaz. Sonra okuyacaksınız, düzelteceksiniz, göndereceksiniz. Oradan hiçbir şey çıkmaz dedim. Yani siz yüz yüze yapmak istediniz. Tabii 3 kez en azından 4-5 saatlik her bir tapyada 15 saat en az dedim. Görüşmemiz lazım. Olamaz dedi. O zaman dedim olmayacak dedim. Bu öyle bir hikayem var ama çok hazırlık yaparak. O büyük bir birikim oluşturmuştu. Ve şimdi o birikimi birazcık uygulamaya çalıştım bu kitap içerisinde ama yoğun bir şey gerekiyor. Yani biyografi zor bir iştir. Böyle hayat hikayeleri diyelim içinde var ve bu da gençlerin öykünmek için her ülkede gençler çeşitli yani edebi liderlere, efendime söyleyeyim akademisyen liderlere, efendim siyasi liderlere, gençlik liderlerine öykünmek isterler. Bizim bu açıdan bu tür el kitaplarında gençler kendilerinin yürüyebileceği çeşitli fikir yollarını elde edebilirler. Bu kitabın bence toplamında katkısı budur. Ve büyük bir ilgi var. Yani bu akşam da Maraş'a gideceğim gençlerle sohbete. Yani bu Akdenizlilik fikrimi de daha önce seninle de bunu konuştuk. Onu da test ediyorum. Akdenizlilik kavramı var, adalılık kavramı var. Yani bu kavramlar açısından da el kitabında bunlara yer vermeye çalıştım. Ve umut ediyorum ki bu kitap yani İngilizce'de ve daha çok da Yunanca'da keşke yayınlanma şansı olsa. Çünkü iki toplumlu projeler yapılıyor ve bu iki toplumlu projeler sonuçlanıp sonuçlanmayacağı belli olmayan bu projelere çok paralar da veriliyor. Ben şu ana kadar hiçbir destek almış değilim akademik hayatımda. Yani bu tür şeyler de yoktur. Biz çağrısını yapmış olalım hocam. Bu kitabın Yunanca yayınlanması ve dağıtılması için en azından buradan bizim programımız aracılığıyla bir çağrı yapmış olalım. Kıbrıs Siyasi El Kitabı ve Sözlüğü'nün Yunanca yayınlanmasını da
Güneşin istiyorsun. Altında, tabii güneşin altında adamız da Türkçe yaşanmış, Yunanca yaşanmış, Rumca yaşanmış çok sayıda olayımız var ve bu kitapta bunlar var. Bunların daha çok büyümesi, insanların daha çok kendilerine ait şeylerin eksik kaldığını söylemeleri. Çünkü bunu sadece kuzeyden insanlardan tepki alıyorsunuz. Halbuki Yunancası da yazılsa daha fazla tepki göreceksiniz ve daha çok şey yazma isteği olacak. Çünkü bizim tarihimiz maalesef dudaktan dudağa, ağızdan ağıza bir bölümü gidiyor ve sonra bu ağızdan ağıza giden tarih bir süre sonra değişiyor da, yanlış yere de gidiyor. Ve insanlar ölünce unutuluyor da hocam. Evet, kalıcı da olmuyor. Dolayısıyla böyle bu tür çalışmalar, keşke yani bir Rum dostla bunu yazabilseydik. İmkan olmadı. Ama sizin de o çağrınız bence önemlidir. Çünkü sonuçta bu ada bu insanlarla ve bu insanların oluşturduğu siyasi kültürle varlar. Ve burada ürettikleri, burada miras olarak devam ettirdikleri her şeyi korumamız gerekiyor. Bunun yolu da daha çok bilgiyi biriktirmek, daha çok karşılıklı örf ve adetlerimizi daha çok anlamak. Yani ideolojik şeyler üzerinden değil, bu adanın gerçekleri, realiteleri üzerinden. Yani adalılığımız, Akdenizliğimiz üzerinden bu değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yeniden belki de yorumlama ihtiyacı duymalıyız. Çünkü yani Kıbrıs uyuşmazlığımızın da bu hale gelmesinin temelinde yatan bence medeni olarak birbirimizi dinleyemememiz, medeni olarak birbirimizi anlayamamamızdan ben temelde kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa yani ne olacak bu adada yani anlaşmak ve birbirine saygı göstermek, empati kurmak o kadar mı zor? Yani dolayısıyla bu kitap empati kurmaya dönük de bir çabaya işaret ediyor ve temelinde Akdenizliliğin bütün yönleriyle kitap içerisinde görüleceğini, duyum sanacağını ben inanıyorum.